Evet, o raporlardan bahsediyorum. Geçen günkü toplantıda ben yaparım Serdar Bey, hallederim Serdar Bey diyen sen değil miydin? Tamam. Yarın sabah şirkette masamın üzerinde hepsini istiyorum. O kadar. Anlaşıldı mı? Bir işini kendi başınıza başarım be. Gonca. Hayırdır? Neden deminden beri dik dik bakıyorsun bana öyle? Bravo. Fark ettin demek. Ne demek bu ya? Bu tavrın ne böyle? Hem sen sabahtan beri neredesin bakayım? Nerede miydin? Doktor randevusu desem. Biraz olsun kafanda bir şeyler belirdi mi? Allah kahretsin ya. Bu kadar oldu mu? Tamamen aklımdan çıkmış. Hani muayeneden sonra beni almaya gelecektin? Saatlerdir seni bekliyorum, arıyorum, ulaşamıyorum ben. Çok özür dilerim hayatım ya. Vallahi ne desen haklısın. Ama işler o kadar yoğun ki. Sen de duydun ya. Hep bir sorun, hep bir problem. Serdar, bana masal anlatma. Söz vermiştin. Çıkışta seni almaya gelirim demiştin. Yanlış mı hatırlıyorum acaba? Doğru hatırlıyorsun. Bunları konuşmuştuk ama işimden başımı bir türlü kaldıramıyorum ki. Serdar, senin işlerin benden daha önemli değil, tamam mı? Yok, değil tabii ama... Lafımı kesme. Eğer sen bugün o şirketleri yönetiyorsan bunların hepsi benim sayemde. Eğer ben senin hayatında olmazsam, bu işin gücün de olmaz. Benden önceki hayatını bir hatırla istersen, ha? Bak, söylediklerimi harfiyen yaparsan planımız tıkır tıkır işler. Tamam, ne yapalım? Top bende artık. İyice anladın değil mi? Bak yoksa... Ya kızım, tamam. Kaçıncı defa anlatacaksın? Bir aksilik çıkmasın istiyorum, o kadar. Güvenmiyorsan başkasına yaptır Arzu. Bana göre hava hoş. Yok canım. Ben öyle bir şey mi söyledim? İyi. Ben kaçtım o zaman. Erkut. Bak, sana güveniyorum. Asu. Ne oldu? Kocama hangi konuda güveniyorsun acaba? Ben de öğrenebilir miyim? Konuşuyoruz ya. Öyle lafın gelişi. Sen nereye gidiyorsun? Bir işim var. Halledip geleceğim. Gideyim ben. Gecikmeyeyim. Hadi. Ne bakıyorsun öyle? Hı? Çok mu özledin beni? Çok. Hasretinle yanıp tutuştum resmen. Siz ne işler çeviriyorsunuz ya? Ha? Bir dolaplar karıştırıyorsunuz belli. Osman, sen iyi değilsin biliyorsun değil mi? Ama merak etme. Paranoya içinde çok iyi ilaçlar var. Düzeleceksin. Tıp bir tek sende çaresiz kalmış demek. Aa, bravo. Çok iyi espri. Arzu, bana bak. Eğer senin yüzünden kocamın başına bir bela gelirse seni doğduğuna pişman ederim. Duydun mu? Asuman, uzatma artık. Erkut ne yaptığını biliyordur. Thank you.
Ya kızım niye arıyorsun? Aykut'u halledebildin mi? Arzu, bahçedeyim daha ya. Deli misin? Sabret. Of, ne bileyim ben ya. Ya ben demedim mi sana arayacağım seni işim bitince diye? Ha? Peki evdeler mi? Görebildin mi ikisini de? Arzu, delirtme adamı. Kapat şu telefonu. Sabaha kadar da arama. Tamam ya, tamam. Hadi Aykut, hadi. Şu işi hallet de kurtar hepimizi. Hadi. Benim için geçerli sebep değil. Yani söz veriyorsun ama ortalardan yok oluyorsun. Ya benim güvendiğim adam bu mu? Ya Gonca bak defalarca özür dilerim senden. Yine diliyorum. Biliyorsun şirketten milyonlarca defa aradılar. Zamanın nasıl geçtiğini anlamamışım. Ya ben kocama güvenemeyeceğim de kime güveneceğim Serdar? E demek ki bana değer vermiyorsun. Yoksa ya sözünü tutardın. Ya böyle söyleme Gonca. Seni ne kadar sevdiğimi bilmiyor musun? Sevgi öyle lafla sözlü olmuyor ama. Ya Gonca bak. Seni ilk gördüğümde yüreğimin en güzel yerine koydum. Hiç kimsede hissetmediğim duyguları sen de hissettin. Ya sen benim için gerçekten çok değerlisin. Böyle gereksiz şeyler için birbirimizin tadını kaçırmayalım ya. Demek gereksiz ha? Ben doydum. Sana afiyet olsun. İyi geceler. Gonca, Gonca gitme dur ya. Bütün gün aklım Elif'teydi. Ateşe çıktı mı, ne yedi, ne içti diye düşünüp durdum hep. Kıyamam. Merak etme ablacığım, ben sürekli başındaydım. Sürekli adetini de değiştirdim, ilaçlarını da verdim. Zaten bir daha öyle kötüleşmedi. Allah senden razı olsun Zeynep. İyi ki varsın. Sen de iyi ki varsın ablacığım. Sen olmasan bugün işe bile gidemezdim. Aa, iş dedin de Aysel. Bugün kocası geldi. Kötü bir şey mi yaptı yoksa? Yok. Özür dileyip durdu, çok pişman olmuş. Epey dil döktü anlayacağın. Aysel ne dedi? Ne desin kızcağız? Yani gidecek bir yeri mi var artık? O da kabul etti tabii. Ne diyeyim yani ben de karışamadım, bir şey söyleyemedim. İyi yapmışsın. Yani ne olacağı belli olmaz sonuçta. Aysel için de hayırlısı olur inşallah. İnşallah o adam bir daha onu üzmez. İnşallah canım. İyi olsun da. Aşkım, sen uyumadın mı hala? Aşağıdan bir ses geldi, duymuyor musun? Yok. Sana öyle geldi galiba. Hadi yatıp uyuyalım artık. Bak. Bak işte yine geldi, duymuyor musun ya? Ya ben ses mes duymuyorum hayat. Hadi yat uyu artık ya. Yorgunluktan gayipten sesler mi duyuyorsun nedir? Ya Allah Allah. Yalan mı söyleyeceğim ben Serdar? Söyleneceğine şimdi 10 kere inip bakmıştın yani. Gonca, sen ne istiyorsun ya? Anlamadım ki. Aşağı inip bakmanı istiyorum. Korkuyorum diyorum. (Gülüyor)
bir şey ya. Allah Allah. Ulan huzur bile kalmadı. Uyku uyuyalım. Kalmadı. Divanların arasına bile baktım. Korkulacak bir şey yok. Artık rahatladıysan yatabilir miyiz? E sen o zaman yastığını da pijamanı da al. Boynun ağrımasın. Pardon, anlamadım. İyi geceler diyorum. Gonca, ne demek oluyor bu? Şimdi sen beni odamızdan mı kovuyorsun? Vallahi kusura bakma Serdar'cığım. Sen kocalık vazifelerini yerine getirmediğin takdirde bundan böyle aramızdaki ilişki karı koca değil de ev arkadaşlığı üzerinden ilerleyecek. Gonca, sen bencillik yaptığının farkında mısın ya? Ben seni daha fazla nasıl mutlu ederim diye köpek gibi gece gündüz çalışayım. Hak ettiğim şey bu mu şimdi? Bugüne kadar tüm sorumsuzluklarına ses çıkarmadım, anlamadın. Alttan aldım, yine anlamadın. Ağladım, gülerek söyledim ama sen yine anlamadın. E bir de böyle deneyelim bakalım. Hem sana ne kadar kızgın olduğumu belki böylelikle idrak edersin. Ver şunu bana ya. Bundan sonra istesen de yanına gelmem zaten. Hadi iyi geceler. İyi geçecek gece bıraktın sanki de. Her tarafım varmış be. Arzu. Ne işin var senin burada ya? Günaydın. Erkencisin bugün. Ne yapmaya çalışıyorsun sen ya? Delirdin mi sen? Ne işin var burada? Defol git buradan. Böyle bağırıp çağırmak hiç yakışıyor mu sana? Arzu, defol git buradan dedim. Ama sen şimdi bu elimdekini dinlediğin zaman burada kalmam için yalvaracaksın bana. Neymiş o? Bilmem. Dinleyelim bakalım. Hadi Tuğçe'yi aldık diyelim. O zaman hiçbir sorun kalmayacağını, her şeyin toz pembe olacağını mı sanıyorsun? Bizim ihtiyacımız olan tek şey para. Doğru diyorsun. Kızımızın alıştığı hayatı ona başka türlü nasıl vereceğiz? Yokluğunu nasıl anlatacağız? Haklısın. Elbette haklıyım. Bunun için de bir planım var. Neymiş o? Babamın çok büyük bir serveti var. Bu servet Tuğçe'ye hak ettiği yaşamı sağlayabilmemiz için yeter de artar bile. Ama kızımızın hakkı olan servet şu an tek bir kişinin elinde. Gonca. Gonca'yı mı diyorsun? Evet. Ve bu parayı elde etmemizin tek bir yolu var. O da babamın Gonca'dan boşanması. Nasıl olacak o peki? Eğer babam Gonca'nın kendisini aldattığını öğrenirse bir an olsun düşünmez, boşar onu. Gonca neden aldatsın ki babanı? Biz istersek aldatır. Nasıl yani? Gonca'ya yaklaşacaksın Serdar.
Böylece babam aranızda bir şeyler olduğunu düşünecek. Ve Gonca'yı boşamak için bir saniye bile beklemeyecek. Ne diyorsun? Tamam. Kabul. Sonunda ben kazanacağım demiştim sana. Ne oldu? Tam anlayamadın galiba. Bak istersen tekrar başlatayım. Eğer babam Gonca'nın kendisini aldattığını öğrenirse bir an olsun düşünmez, boşar onu. Gonca neden aldatsın ki babanı? Biz istersek aldatır. Nasıl yani? Gonca'ya yaklaşacaksın Serdar. Böylece babam aranızda bir şeyler olduğunu düşünecek. Onu imha mı edeceksin? Ha? İstediğin kadar parçalayabilirsin. Sence onun kopyasını almamış olabilir miyim? Çok safsın Serdar'cığım. Hep saftın. Allah senin belanı versin ya. Aa. Bak bela okuma ama. Döner dolaşır seni bulur. Ya artık burada olduğuma göre. Hadi kahvaltımızı edelim. Müsaadenle. Kıyamam ben sana bir tanem. Annen yanında. Sabah olmuş. Yut anne. Kalkma. Ama güzelim benim. Benim işe gitmem lazım. Sen de benimle gelmek ister misin? Anne gelmeyeceğim. Sen de gitme anne. Bir tanem. Gitmek zorundayım. Üzme beni ne olur. Ne güzel hazırlamışım ya. Ellerime sağlık. Arzu sen ne yapıyorsun burada Allah aşkına ya? Kahvaltı ediyorum. Sen de gelsene. Ya bana bak Gonca uyanmadan defol git buradan hemen. Ay aslında karını da özledim. Ama görürüm ondan. Nasıl olsa buradayım. Ya ne saçmalıyorsun sen ya. Hemen şimdi bu evi terk ediyorsun. Aa
Ama çenen düştü senin. Bak çayın soğuyacak. Yeter be! Al sana çay. Oldu mu? Şimdi seni yaka paça kapının önüne koymadan defol git buradan. Sen niye bu kadar agresifsin? Ha? Koynu sana pek iyi gelmedi anlaşılan. Ya kes sesini artık ya! Kes! Ama tabii. İlişkide aşk değil de yalan olursa olacağı bu. Ne saçmalıyorsun sen ya? Defol git buradan hemen! Tamam. Tamam gideyim. Ama ben gidersem Gonca da her şeyi öğrenir. Kararını sen ver. Serdar bu ne? Sen harbiden bu işi biliyorsun ha. Oo, çimen gözlüm de uyanmış. Günaydın. Asu ne oluyor? Ne bu tavır? Neredeydin bütün gece? Güzelim bırak şimdi sorgu suali ya. Baksana ne biçim sofra hazırladım. Sevdiğin yumurtadan da yaptım. Ha, konuşmayınca her şey halloluyor öyle mi? Hiçbir şey olmamış gibi, problemimiz yokmuş gibi oturalım yumurtamızı yiyelim, sohbet edelim. Oh! Ya sen bütün gece neredesin? Kafayı yedim resmen. Ne yapıyorsun? Ne işler çeviriyorsun Erkut? Tatlım bir şey çevirdiğim yok ya. Küçük bir işim vardı hallettim bitti işte. Hadi gel oturalım şöyle tatlı tatlı gel. Hem o cadı nerede ha? Siz bütün gün birlikte miydiniz? O da mı geldi yanına? Ya Asu saçmalama ya. Tamam Asu saçmalama Asu. Yutar mıyım ben bunları? Erkut neler çeviriyorsunuz söyle bana. Asu bak bırak artık bu paranoyaları. Ben bundan sonra arzu falan yok. Kurtulduk. Nasıl yani? Yok işte. Sadece ikimiz var, senle ben. İyi de hani biraz daha kalacak diyordun. Ya Asu, gitsin istemiyor muydun? Gitti işte. Rahatla artık. Nereye gitti peki? Allah Allah. Ya Asuman, özledin mi Arzu'yu ha? Ne onunla ne onsuz öyle mi? Çok komik. Çevirme hemen gözlerini öyle. Zaten şöyle deli deli bakıyorsun ya, kayış kopuyor bende. Sen şu manyağın nereye gittiğini söyleyecek misin, söylemeyecek misin? Babasına gitti Asuman. Babasına mı? Ne alaka ya? Ne bileyim ben Asuman, ara sor istersen. Hemen defol git sana dedim evimden, hemen! Ay siz karı koca çok agresifsiniz ama yapmayın böyle hasta olursunuz. Ya hem bu ne yüzsüzlük böyle ya? Sabah bir kalkıyorum seni masamda görüyorum. Kim aldı seni içeriye? Serdar? Gonca şey ben... Ama Goncacığım bak ben size kahvaltı hazırlıyorum. Senin yaptığın şeye bak lütfen. Hem alış artık ne olsa bundan sonra hep beraber yaşayacağız. Yeter bu kadar saçmalık. Kalk masamdan ve defol git evimden. Serdar. Ya Gonca tamam. Tamam yapma. Ya Serdar beni durduracağına şu manyağı göndersene evimizden. Gonca. Ya hem bunun ne işi var burada ya? Hemen tımarhaneye arayalım. Kimseye zarar vermeden gelip alsınlar bunu. Tatlım çok şekersin ama merak ettiysen söyleyeyim. Ben taburcu oldum. Artık orasıyla işim yok. Serdar öyle duracağına bir şey yapsana. Defet şunu evimizden. Serdar çıkart diyorum sana şunu, çıkartsana. Gonca bir sakin olur musun lütfen? Ne sakin ya? Ne diyorsun sen be? Ne diyorsun kendine gel. Hayatım gel şöyle bir kenarda konuşalım. Ne konuşması ya? Ben bu kadını bir saniye bile evimde görmek istemiyorum. Ya iyi tamam da burası da onun babasının evi sonuçta. Ya anlamıyorum ben ya.
Yani Arzu eve nasıl gidebilir? Bir de onlar Gonca'yla kanlı bıçaklı değiller miydi? Gonca'yı öldürsen Arzu'yu kabul etmez eve. Ya Asu, bize ne artık Arzu'dan Gonca'dan falan ya? Ya öyle de... Bundan sonrası ne seni ne beni ilgilendirir. Baksın başın çaresine, ben üstüme düşeni yaptım. Hatta fazlasını yaptım. Evimizi açtık, daha ne? Bir daha buraya gelmeyecek değil mi? Allah Allah. Ya seni ikna etmek için ne söylemem gerekiyor? Gelmeyecek kızım, gelmeyecek. Bitti artık. Baksın başın çaresine. Biz keyfimizi kaçırmayalım değil mi? Ne hadi? Dokunmuyorsun hiçbir şeye. Yerim. Aç ağzını bakayım. Aç, 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 aç. Kızım, bak bu adam senin için mutfağa girdi, mutfağa. Kıymetini bil, değil mi? Aman sağ ol. Ya sen nasıl bu kadar sakin olabiliyorsun, ben gerçekten anlamıyorum. Ya Gonca, biliyorum da... Hem ne demek oluyor ya, onun da babasının evi falan? Ya sen kimin tarafındasın? Ya aşkım, tamam da öyle ama. Ha, çıldıracağım. Yemin ediyorum ben gerçekten çıldıracağım. Ya senin ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu hiç? Hayatım lütfen biraz sakin olur musun artık? Ya Serdar, bak burası bizim evimiz ya. Ya tamam, biliyorum öyle ama sonuçta... Hem bu kadın akıl hastanesinde değil miydi? Ya nasıl iyileşti de taburcu ettiler bunu? İnanamıyorum ya, ben gerçekten inanamıyorum. Vallahi inanamıyorum. Serdar, yoksa sen bunun hastaneden çıktığını falan biliyor muydun? Hayır canım, Allah Allah. Bunu nereden çıkartıyorsun? Her şeye bu kadar normal bakmandan olabilir mi acaba? Ya normal baktığın falan yok. Mantıklı olmaya çalışıyorum sadece. Ha, bu mu mantıklı yani? Ben o kadınla aynı evde yaşayacağım ama ölürüm daha iyi be. Aşkım, lütfen böyle konuşma ama ya. Serdar, o kadın bizim düşmanımız, hatırlatırım. Tamam hayatım, haklısın. Her söylediğinde haklısın ama sinirli davranmaya gerek yok ya. Bakalım bir dinleyelim. Derdi neymiş, ne istiyormuş? Nesini dinleyeceğiz ya? Bildiğimiz yılan Arzu işte. Kim bilir ne hesapları vardır onun. Allah'ım çıldıracağım. Ne olur bir kabus olsun, gerçekten kabus olsun ya. Of. Gerçekten çok şaşkınım Serdar. Yani söylediklerin aklıma şu kadarcık bile yatmıyor. Ya tamam mı, şimdi dinlemeden etmeden kapı dışarı mı edelim yani? Bu ne vicdan böyle Serdar Bey? Hem sen demiyor muydun daha iki gün öncesine kadar bu kadın kızıma annelik yapamadı, onu koruyamadı diye? Şimdi ne değişti böyle birdenbire? Biliyorum, biliyorum ama... Ne söylersen söyle ben kabul etmiyorum Serdar. O şeytanı evimde görmek istemiyorum. Tamam aşkım, yani seni... Gerçekten anlıyorum ama... Serdar sus. Sus, baksana çok kızgınım. Artık tek kelime bile duymaya tahammülüm yok. Şimdi aşağı iniyorsun ve o kadını evimden hemen gönderiyorsun. Hemen. Elif Hanım, erkencisiniz bugün. Yoksa işe mi gideceksiniz? Abla, nereye? Yumurtalar olmuştur da onları alıp geleceğim. Abla otursan, işe geç kalacaksın, ben hallederim. Yok Zeynep, ben hallederim canım, sağ ol. Hayatım, sen nereye? Ya birkaç görüşme yapmam lazım, ben acil çıkayım. Ama ben seninle bir şey konuşacağım. Hayatım biliyorum, beni bırakmak istemiyorsun. Ama malum, işler beklemez. Görüşürüz gönlümün sultanları, hadi. Ama ben bir şey konuşacaktım. Hayatım gelince konuşuruz. Abla. Selim, duymamışım geldiğini.
Sen iyi misin? Değilim vallahi. Hiç iyi değilim. Hayırdır? İşte falan canını sıkan bir şey mi oldu? Yok, işte falan alakalı değil. Aslında ben de seninle bir şey konuşacaktım. Arzu... Ne olmuş Arzu'ya? Hastaneden çıkmış. Ne? Ne zaman çıkmış? Sen nereden biliyorsun? Atölyeye geldi. Ne işi varmış abla atölyede? Bilmiyorum. Ne, niçin gelmiş peki? Ne söyledi sana? Ne söyleyecek? Karşıma dikilip hesap sormaya gelmiş benden. Güya Kenan'la Tuğçe'nin ölümünden biz sorumluymuşuz. Ne? Yani eğer biz olmasaymış, Kenan'la Tuğçe hala yaşıyor olacakmış. Keşke o yangında biz olsaymışız. Abla tamam. Sen Oden'in lafına ne bakıyorsun abla ya? Bırak, üzülme. Ya ben asıl Elif için üzülüyorum, endişeleniyorum. Ya o da gördüyse Arzu'yu. Ya baksana çocuğun haline, yüzünden düşen bin parça Selim. Bu yüzden midir diyorsun? Bilmiyorum ya, başka bir şey gelmiyor ki aklıma. Yani acaba o mu görüp korkuttu diye düşünmekten başka hiçbir şey gelmiyor. Biz nasıl bir belaya bulaştık ya? Biz bu kadından kurtulamayacak mıyız ya? Sen niye bana söylemedin abla? Ya zaten başınızda onca dert vardı. Bir de ben bunu söyleyip durduk yere can sıkmak istemedim işte. Ama bu hafife alınacak bir şey değil. Yaptıkları ortada. Bu kadının artık kaybedecek hiçbir şey kalmadı. O yüzden daha dikkatli olmalıyız. Haklısın. Haklısın Selim'ciğim. Arzu. Canım bak sana yalvarıyorum. Ne olur git şu evden. Bak biliyorum hastaneden yeni çıktın. Kalacak yerin yok. Paran yok. Ya söyle bana ne kadar ihtiyacın var vereyim. Çık bizim hayatımızdan ya. Sen kendi evimde bana müşkül muamelesi yapıyorsun farkında mısın? Ah be Serdar. Bu çiftliğin seyisi Serdar. Sen şimdi babamın parasıyla bey oldun da beni mi aradan çıkartıyorsun? Bak ben bu evde büyüdüm. Asıl gitmesi gereken sizsiniz. Ben de sizinle yaşamaya meraklı değilim. Canım, bak sen hastaneden çıkmışsın ama daha iyileşmemişsin. Yoksa bunları nasıl uyduracaksın? Resmen senaryo yazıyorsun sen ya. Bu ev senin falan değil. Gerçekler acıtır Serdar'cığım. Boşuna çırpınma. Bak, son kez söylüyorum. Evimi de, payımı da istiyorum o kadar. Saçmalamayı kes artık ya. Ne evi, ne payı. Sen kendi kafanın içinde bir dünya oluşturmuşsun, ona inanıyorsun. Benim de inanmamı bekliyorsun. Tamam. Madem ben saçmalıyorum, söyle bakalım. O kağıtları imzalamam için niye kafamı silah dayadın? Hadi bekliyorum bir cevap ver. Yorma kendini. Ben aldım cevabımı. Arzu. Ne oldu? Canım mı sıkıldı? Aa bak bir de şu ses kaydı meselesi vardı değil mi? Ben onu tamamen unutmuşum. Yani uzun lafın kısası. Bu evden gitmesi gereken ben değil. Sizsiniz Serocuğum. Bu arada bir araba ihtiyacım var. Ayarlarsın değil mi? O kadın yeğenime asla zarar veremeyecek. Hiç endişen olmasın abla. Nasıl bu kadar emin olabiliyorsun ki Selim? Elif bana abimle emanet. Ne pahasına olursa olsun onu koruyacağım. Artık Elif'i gözümüzün önünden ayırmamamız lazım abla. Gerekirse annemlere de söyleyelim daha dikkat etsinler.
Yok Selim, şimdilik bir şey söylemeyelim onlara. Allah aman. Selim bak, Aliye anne zaten zor toparladı, sen de biliyorsun. Arzu konusunda da çok hassas. Hem bu yangın olayını... Biliyorum abla, biliyorum, biliyorum. Lütfen bir süre bir şey söylemeyelim, endişelenmesinler. Alo. Efendim. Evet. Ben de raporlarla ilgili sizle görüşmeye gelecektim. Anneyle ince inmedi mi hala? Yok, gelirler birazdan abla. Kim yumurta ister? Ben alırım. Abla ben geliyorum şimdi. Peki. Hı-hı. Anladım. Siz hasar gören ürünleri depoya yerleştirin. Hı hı. Ha ben de çıkıyorum zaten şimdi. Tamam. Hı hı. Of. Ay ne olur da iki dakika daha geç çıksan. Yine söyleyemedim Cansu olayını, iyi mi? Çok sağ ol, zahmet ettin. Ay ne olacak canım? Dün aklım hep sende kaldı. Nasılsın? İyi miyim, değil miyim bilmiyorum artık. Ne oldu? Yoksa sana yeni bir şey mi yaptı? Yok, merak etme. Niye böyle mutsuzsun o zaman? O yıllardır yüreğime öyle acılar kasıdı ki. Bir gece yetmiyor silip atmaya. Haklısın sen de. Ne yaparsın işte Melek? Benim kocam da böyle biri. Bir iyi bir kötü. Aslında bir iş bulsa toparlar kendini. Yani ben inanıyorum da yok işte. Ya belki zamanla her şey yoluna girer ha? İçkisi olmasaydı biz hiç yoldan çıkmazdık zaten. Neyse. İnşallah aklı başına gelmiştir de aynı hataları bir daha yapmaz. İnşallah. Şimdi de işlemin özelliklerini tekrar edelim. Ama bunun için Z kümesinde üçgen ve yıldız işlemlerini tanımlamış kabul edeceğiz. Onun üstünden ilerleyeceğiz, tamam mı? Tamam. Şimdi kapalılık özelliğinde her A ve B kümesinin elemanı olduğu için A üçgen B işleminin sonucu da Z kümesinin elemanı olacaktır. Buna da kapalılık özelliği deniyor. Şimdi değişme özelliğine geçmeden önce bunu bir şemada görmek ister misin? Olur, farkmaz bana yani. Sorun yok. Tamam, çiziyorum. Tamam. İyi iyi, çalışıyorlar. Bakalım Selim öğrenince ne diyecek? Kızmasa bari. Ah peri kızı, ah! Ulan bu gidişle bugün de göremeyeceğim seni ha. Vay arkadaş ya. Ulan bir kızı göreceğim diye. Yemin ederim bu yaşımdan sonra kapı kapı gezip bayram şekeri dağıtacağım şerefsizim ha. Rezilliğe bak ya. Ah ulan ah! Ya gönder şu kadın evimizden diyorum. Ama görüyorum ki senin onu ikna etmen gerekirken o senin aklına girmiş Serdar.
Aşkım bak, deminden beri anlatmaya çalışıyorum sana. Bu kadın daha yeni akıl hastanesinden çıkmadı mı? Sağ solu belli olmaz bunun ya. Yani bana bir deliyle mi yaşatıyorsun? Ya yaşa demiyorum. Sadece birazcık idare et, ne olur. Ya mecbur muyuz buna? Ya bak, bu yılandan her şey beklenir. O yüzden gözümüzün önünde olması daha iyi. Ya şimdi kovarsak bu deli biraz daha fazla kinlenir. Elimize ayağımıza dolanır. Daha sonra sana bir şey yaparsa ben kendimi nasıl affederim ki? Of. Aşkım, bak biz zaten burada kalıcı değiliz ki. İkimiz için hazırladığım bir hayat var biliyorsun. Şu yaptırdığın yeni evi mi kastediyorsun? Sadece sen ona. Herkesten uzakta. Bahçesinde çocuklarımızın koşturduğu bir ev. Peki o? Yani Arzu burada mı kalacak? Ya bırak ya, ne yapıyorsa yapsın. Biz kendi hayatımızı yaşamaya çalışalım. Ya tamam, biliyorum. Gerçekten çok zor. Onunla orada böyle dip dibe. Ama biliyorsun, onu kaybedecek hiçbir şey yok. O yüzden gerçekten daha tehlikeli. Onun elinden her şey beklenir. Hem de her şey. Bak, gördün mü? Biraz kendimizi düşünelim biz de artık ya. Ya bak, zaten yapacak bir şey yok. Fazla da kalıcı değiliz. Kendi evimizde baş başa yaşayacağız. Tamam mı? Aşkım, ben seni gerçekten çok seviyorum. Hayatım, benim şimdi çok acilen gitmem lazım. Yapacak bir sürü işim var. Ya beni onunla yalnız mı bırakacaksın? Ya mecbur olmasam yapmazdım biliyorsun. Ama ne olur bana söz ver ya. Şunu birazcık idare et. Gözüm arkada kalmasın. Şöyle, yola gelin bakalım. Artık burada kalacağıma göre kendime bir oda seçmem lazım. Resmen zevksizin enerjisi odaya yansımış. Sonsuzum yar, canım.